Merhaba Guardiya Türkiye'den herkese selamlar. Bu haftaki konumuz köpekler unutur mu? Normalde bizim başka konularımız vardı ama o kadar çok pansiyona gelen köpeklerde ve eğitime bırakılan köpeklerde köpek sahipleri tarafından bu soru o kadar çok soruldu ki bunu da bir aydınlatma, bunu da bir açığa çıkarma ihtiyacı duyduk. Her şeyden önce köpekler asla ve asla unutmaz. Bilimsel olarak kanıtlanmamış olmasına rağmen herhangi bir data ya da veri ya da bilimsel araştırmaya göre bence bu kadar yıllık tecrübemle bizden daha basit düşünüyor olmaları ve daha basit görüyor olmalarından dolayı hafızaları çok daha kuvvetli. Asla kendilerine yapılan kötülüğü ya da kendilerine yapılan iyiliği ya da kendilerini seven insanın kokusunu, kendisini seven insanın sesini asla unutmuyorlar. Peki hafızaları ya da işte köpeklerin tanımaları nasıl gerçekleşiyor ya da bu proses nasıl işliyor? Bir kere her şeyden önce koku çok önemli. Biliyorsunuz minimum en az bizden 4 kat, 5 kat daha yüksek bir koku şeyine sahipler. Her şeyden önce köpek kokuyla tanıyor. Kokudan sonra görsel olarak tanıyor sizi, simayen. En son da ses, işitsel olarak tanıyor. Kokuyla tanıma, kokuyla devam etme hayatlarında işte hemen hemen bütün ten kokunuzu, işte sizin ter kokunuzu, zaman zaman ağız kokunuzu, bunların hepsini hafızalarına kaydediyorlar. Biz eğitmenler için aslında bu çok güzel bir özellik. Neden çok güzel bir özellik? Bir köpeğe bir şey öğrettiğiniz zaman asla ve asla unutmaz. Öyle ya da böyle zaman geçirseniz de, işte üstünden çok yıllar geçse de, tekrar aynı konutları ya da aynı pratikleri yaptırmaya başladığınızda köpek sanki hiç onu unutmamış gibi bilinçaltından çıkarıp aynı tepkileri vermeye devam eder. Ama bir taraftan da çok kötü bir özellik. Neden çok kötü bir özellik? Yanlış bir şey öğretirseniz de onu düzeltmek konusunda yıllar sonra hamle yaptığınızda ya da yıllara gerek yok, aylar sonra hamle yaptığınızda olgunlaşmış bir köpekte bir takım ırklar haricinde genelde düzeltemezsiniz. O öyle yanlış bilinen olarak devam eder. Ya da işte bir kötülük yaptınız köpeğe. Köpek asla ve asla unutmaz. Alman çoban gibi, işte ne bileyim Napolitan Mastif gibi, işte İngiliz Mastif gibi birçok ırkta şey vardır. Bunun öyle ya da böyle bir gün gelip intikamını alır ya da sizi bir yerde öyle bir rencide eder ki böyle vay çok akıllıymış bak yıllar önce ben bunu yapmıştım aynısını bana yaptı diye bir şok geçirirsiniz. Ama dediğim gibi yani koku önce olmak üzere görsel olarak ikinci olmak üzere işitsel de son olmak üzere tanıma prosesleri ve hafızaya kaydetme prosesleri böyle işler. Bir takım zamanlarda mesela bize çiftliğe köpeklerini almaya gelenler olduğunda ya da eğitim için işte bu yoksunluk krizine ya da işte bırakılma psikolojisine girmemeleri için şey yaptığımızda köpek geldiğinde, sahibi geldiğinde köpeğiyle getirdiğimizde bazen işte bizi tanımadı, bizi çok kayla almadı falan diye bir diyalog geçiyor genelde. Oysa o sırada sizin kokunuzu almadığı için rüzgar ya ters taraftan esiyordur. Ya yeterince yaklaşmamıştır. Böyle bir durumda köpek hani böyle ilgilenmiyormuş, tanımıyormuş gibi gelir. Çünkü veya şöyle düşünün, işte aynı evin iki bireyi anne ve baba, baba gezdiriyor köpeği, anne de karşıdan geliyor. Rüzgar o sırada annenin arkasından değil de köpekle babanın arkasından esiyorsa ancak ve ancak anne köpekle babayı geçtikten sonra 1-2 metre, 3 metre sonra köpek kokuyu alıp anneye döner. Neden bu? Çünkü görsel olarak
yani bizim renk algılarımız ya da kıyafet algılarımız bizdeki olduğu gibi değil. Ne mesela biz görsel olarak birini gördüğümüzde aşağı yukarı ya tanıyorum, simayen biliyorum falan derler. Ya da ne bileyim adınızla hitap ettiğinde hemen aa tamam ya bir şey var ben hatırlamıyorum ama o beni detaylı olarak tanıyor, hatırlıyor diye düşünürsünüz. Köpeklerde öyle değil. Köpeklerde birinci işlevsel olan hafıza koku hafızası. İkinci görsel, her zaman aynı kıyafetleri giyen bir insansanız evet onları diğerlerine göre ayırt eder. Ama biz her zaman sürekli değişik değişik kıyafetler giydiğiniz için koku olmadığı zaman önce bir görmez ya da işte gördüğünü siz olarak algılamaz. Ama ne zaman ki işte köpeğinize ismiyle, biraz önce insanda olduğu gibi ismiyle işte ya da hitaben ne hitap ediyorsanız kızım, işte boncuğum ya da herhangi bir şey ve sizin nüktelerinizle nasıl işte güzel kızım, hey falan gibi nidalarla yaptığınız zaman köpek hemen sizin siz olduğunuzu, evet tanıdık olduğunuzu, koku olmasa bile sesinizin tınısından, ki seste de biliyorsunuz onlar bizden çok 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 daha yüksek frekanslarda algılama yapıyorlar. Dolayısıyla hemen sizin siz olduğunuzu çözer. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek, bunları unutmamak gerekiyor. Köpek dediğim gibi hiçbir zaman asla unutmaz. Bebekken sevilen bir köpek, yıllar sonra o bebekken seven insan geldiğinde yanına onu hiç yabancılamaz, hiç dışlamaz. Direkt sevgiyle, direkt ilgiyle, kuyruğunu sallayarak koştura koştura gelir. Dolayısıyla köpeğin hafızası dediğim gibi hiçbir zaman kaybolmaz. Siz bir pansiyona bıraktığınızda ya da eğitime bıraktığınızda köpek sizi unutacak. İşte yarın öbür gün beni dinlemeyecek işte gibi soru işaretlerine ya da kendinizi kısıtlayacak negatif düşüncelere asla ve asla kapılmayın. Hiçbir zaman köpekler sahiplerini, ailelerini, kendilerine yapılan güzel şeyleri asla ve asla unutmazlar. Dolayısıyla dediğim gibi buna göre hareket edip de bu korkulardan sıyrılırsanız çok daha verimli bir şekilde olursunuz. Çünkü genelde böyle bırakırken böyle endişelerle gelen sahiplerin endişelerini köpek anladığı için pansiyona ya da eğitime bırakılırken köpek de çok böyle acaba nereye geldim? İşte anne ya da baba kimse nasıl, niye korkuyor ki? Benim de korkmam mı lazım acaba? Çünkü onlar sizin korku esnasında salgıladığınız adrenalini kesinlikle algılıyorlar. Yani sokakta da bir köpekle karşılaştığınızda, korktuğunuzda köpek inatla o adrenalin kokusunu aldığı için üstünüze gelmeye devam eder. Salgılamazsanız, kendinizden emin olarak yürürseniz köpek size dokunmaz. Siz de yanından geçer gidersiniz. Dolayısıyla o biraz da köpeği bırakırken pansiyona, otele ya da işte eğitime sizin adrenalin kokunuzu ya da o hüzününüzü ya da işte korkunuzu, endişenizi algıladığı için biraz daha huzursuz kalıyor. Daha geç toparlanma durumunda kalıyor. Özellikle eğitime bırakılan köpekler. 2-3 günde alışırken ya da bir günde alışırken köpek bazen 4-5-6 gün süreler boyunca böyle sessiz, sakin, isteksiz kalıyor. Bizim için de zor oluyor. Dolayısıyla hepinizden rica ediyorum köpeklerinizin hafızasıyla ilgili bunu asla ve asla düşünmeyin ve böyle bir kaygıya ne olursa olsun kapılmayın lütfen. Bu haftalık da bu kadar. Kendinize ve dört ayaklı dostlarınıza çok iyi bakın. Hoşça kalın.